Hicran destanını kendinden oku. Mecnun'dan duyup da rivayet etme. Sürura huzura keyfe neşeye, uzağım dünyaya dair her şeye. Hüznüm beni de sardı var ya. Allah'ım. Sorma ya. Ohu da ağlayalım oğlum. Ah, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Orhancığım, Allah razı olsun. Orhan şey gibi oldu abi. Kahve dövücüsünün hınk deyicisi. Öyle bir deyim var biliyor musun? Yok. Mesela kahveyi döverken insanlar ses çıkıyor. Yoruldukları zaman işe yaramaz adamlar olur bazen. Yani hiçbir işe yaramaz. Şirkette var ya da yok fark etmez. Varlığı yok. Ne güzel, derviş olmuş demektir o zaman. Burur adı kahve dövücüsünün hınk deyicisi. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Acaba diyorum Uğur abi program sunucusu olsa nasıl bir program sunucusu olurdu? Bilmiyorum ya. Bir ilginç gelen bir şey var. Peki. Peki diye bir laf var. Hayatta ben bu kadar irrite edici başka bir kelime hatırlamıyorum. Peki. Ya mesela şöyle yapalım abiciğim. Sen konuksun. Ben sana bir soru soruyorum. Ben o sunuculardan birisiyim. Virüs ne zaman biter? Bu andan itibaren virüslerle peki, şey kalmayacak. Peki. Lan peki ne? Peki ne? Adam şeyi söylüyor. Anladım. Yani çok önemli bir şey söyleyeceği vakit bile orada araya girip peki diyor. Sen mesela söyle. Çünkü onun kafa konukta değil. Nerede? Başka yerde. Soracağı soruda. Bir sonraki soruda. Yani çünkü bunlar ben bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla rejiyle de irtibatta sürekli. Rejiden şu soruyu sor diyor. O anda o soruya odaklanıyor. Bu soruyu sormam lazım bir an evvel. Nasıl sözünü keseceğim diyor. Peki diyerek diyor sözünü keseceğim. O anda peki 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 karşı tarafı dinlemiyor. Ama bu sunuculuk değil. Konuğu dinlemeyen sunucu beni rahatsız eder. Nasıl yani? Soru soruyor. Karşı taraf konuşuyor. Konuştuğu halde onun ne konuştuğunu hiç umursamayan sunucu beni rahatsız eder. Bu sefer adam duvara konuşuyor gibi konuşur. Konuşacağını da konuşamaz hale gelir. Kalbi insicam bozulur. Ondan sonra biter mevzu. Ne var biliyor musun? Ne var abi? Konuklarda büyük bir heyecan var. Hala büyük bir iştahla televizyona çıkma heyecanı var. Onu görüyorum ben. Yani kendini gösterme, konuşma. Yani bunların hepsinin adeta bir şehvet boyutunda bir iştah görüyorum hepsinde. Şu anda çok rahatsız oluyorum mesela senin telefonla oynarken. Ben canlı canlı göstereyim diye. Hani mevzu bu. Baba konuk konuşuyor, açmış telefonu, buradan bir şey bakıyor. Hani ne? Evet. Mevzu da şudur. Mesela erkekse işte karısı yazıyor. Aşkım kaçta gelirsin falan. Cevap yazıyor ona. Canlı yayındayız. Peki hocam hani dolar ne oldu falan. Mevzu bu aslında. Biraz mahzun mu gördüm abimi? Yok iyi mi? Yok yok, azıcık mahzunsun. Şu haleti ruhiyenin türküsü nedir Uğur Işılak repertuarında? Beni böyle kabul et. Nasıldı o? Artık yaşadığım hazan mevsimi. Dökülmüşüm beni böyle kabul et. Etten kemiklerim şınarı. Rahmetli Azer Bülbül hayatta olsaydı o söyleseydi bunu. Aa, çok iyi söylerdim. Artık yaşadığım hazan mevsimi. Aynen öyle söylerdim. Adam doğuştan üzünlü. Şimdi programdan önce konuşuyorduk ya. Zenginlerin esprisine herkes güler dedi benim birisi. Evet. Böyle bir şeyimiz var mesela. Birisi espri yaptı. Ben şey yap, aynı espriyi patron yapar mesela. Efendim ne kadar komik. Genel müdür elemanlarını toplamış, fıkra anlatıyor. Neyse fıkra bitince herkes gülüyor. Bir kişi kayıtsız kalmış. Genel müdür dönmüş o kayıtsız kalana. Ya demiş sen çok kayıtsız kaldın. Espriyi beğenmedin mi yoksa? Efendim ben burada çalışmıyorum. Yani. Eyvallah. Tabii şu anda benim elemanım olmadığı için burada gülen yok. Ben anlatsam gülersiniz değil mi? Emre olsa güler de burada. Tabii tabii, Emre olsa batardı kankay. Doğru diyorsun. Elemanım yok burada abi. Her taktığı aksesuarla şununla bununla bir değişiyor, başkalaşıyor. Şöyle, şöyle de indirdiğin zaman. Daha gizemli. Bu da Uğur abinin olmazsa olmaz aksesuarı. Yük. Aksesuar demek, yük demek yani. Şimdi motor kullanıyorum ya genelde. Kaskı çıkardığımda saç baş darmadağın oluyor. Öyle de milletin içine girmek istemiyorum. Şapkamı takıyorum. Yani şapkayı takmamın sebebi bu. Hatırlar mısın abi? Ankara'ya gidiyoruz İstanbul'dan. Bolu'da durduk. Kış günü. Evet. Hava soğuk. Evet. Çocuğun biri de lokum satıyordu. Hatırladın mı? Hatırlamam mı? Ne güldük orada. Çocuk lokum satıyor. Uğur abi geldi böyle. Lokumlar taze mi kardeş? Yok bayat dedi çocuk. Üşümüş çocuklar. Hatırlıyor musun? Yok, bayat dedi. Müşteri senin veli nimetindir. Bu soğukta, bu havada böyle bekliyorsan bir müşteri gelecek diyedir. Sen müşteriyi böyle aziz bilirsen Allah da sana gönderir falan filan. Çocuğa 5 dakika nasihat. Çocuk makul bir yere geldi. Ayrıldık. Dedim ki ya baba, tamam çocuk densizlik etti ama ya senin soruşun, ses şeklin filan. Bunda da biraz sıkıntı vardı. Nasıl hocam?
Dedim ki ya Hamza abi bir gelsene dedim. Bir sorsana lokumlar taze miymiş? Hamza gitti. Lokumlar taze mi kardeş? Taze abi ikram edip gene gönlüm mutmain olmadı. Abdullah abiye dedim. Abdullah abi bir sorsana lokumlar taze mi? Biz de uzaktan seyrediyoruz. Abdullah abi gitti. Kardeş selamünaleyküm lokumlar taze mi? Taze abi ikram edip. Dedim ki bak baba. Onlar soruyor lokumlar taze diyor. Sen soruyorsun yok bayat diyor. Sende de bir problem var. Sen ne dedin hatırlıyor musun? O kadar nasihattan sonra olacak o kadar hocam. Doğru demişim. Eyvallah. Bu ses tonu baş belası. Öyle. Büyük bir nimet ama baş belası. Öyle. Markette arabayı tekliyorsun. Pardon diyorsun. Dönüyor sana böyle sanki kızmışsın, bağırmışsın, çağırmışsın gibi. Halbuki başta bir dakika müsaade eder misiniz desen. Tabii buyurun diyecek yani. Aslında buradan bakınca abi her nimet aynı zamanda bir de külfet. Külfet evet. Dışarıdan bakınca nimet gözüküyor ama külfet. Külfet. Hani 1.90 boyum olsa diye hayal kurarsın ama 1.90 boyun vardır, araban yoktur. Dolmuşta iki büklüm giderken 1.60'lık adama gıptayla bakarsın. İnsanın kendisi kendi adına istediği şey değildir makbul olan. Başkası adına istediği şey makbuldür. Orada hakikaten çok sağlam bir yürek vardır. Senin için bir şey istiyorsam bu benim çok yürekli olduğumun göstergesidir. Hakikaten kalbi olarak bunu isteyebiliyorsan. Kendisi için herkes ister. Abi hadis-i şerif galiba diyor ki bir kul elini açıp da birisi için bir şey istediğinde Allah bir melek yaratır diyor. İki melek. Birisi yanında durur dermiş ki ya Rabbi bunun kardeşi için istediğini önce bunu ver. Diğeri de amin dermiş diyor. Daha o elini yüzüne götürüp kapatmadan evvel o iki melek onun duacısı olur. Vay, 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 vay. Dolayısıyla kendin için istediğin kabul olur olmaz belli değil de bir başkası için istediğini Allah mutlaka sana verir. Ya burada bir risk payı var. Başkası için istediğini verir diyor ya, başkası için iyi şey istemek lazım o zaman. Kesinlikle. İstediğin kötülük de dönüp sana gelebilir. Doğru. Geliyor da. Bugün Orhan'la gidiyoruz. Şuradan bir yürüyelim dedik. Otur otur otur. Ofiste sabahtan akşama kadar oturuyoruz. İki dolaşalım dedik. Bir yere kadar gittik. Oradan da Bilal'i aradık. Arabayla gelip bizi alsana diye. Halimiz kalmadı. Hamlamışız. Giderken bir taksi durdu. Önü sıra bir araba durdu. İkisi birden arabadan indi. Biz bir durduk. Döndüm dedim ki kavga mı edeceksiniz dedim. Yok dedi. Ha, öyleyse ayıracaktık dedim. Devam et. Yanımızda da bir adres soruyormuş da o da ona yardımcı oluyormuş. Yanımızda da bir amca var. Ya gençler dedi. Allah sizden razı olsun dedi. Ya, ne güzel bir şey yaptınız dedi. Benim de dikkatimi çekti. Etseler ayıracak mıyız? Tabii. Ya ne kadar güzel bir şey. Allah gönlünüze göre versin falan. Şu bak tanımıyoruz. Bilmiyoruz adamı. Ama adamcağız dua ediyor. Ofiste otursak o adamla karşılaşmayacağız. O taksi orada durmasa o adamdan o duayı almayacağız. Şimdi bu da kadere dahil. Allah demiş ki Serdar'la Orhan kulum, yani asıl Serdar da hani yanında Orhan. Serdar'la Orhan kulum demiş. Şu gün, şu saatte, şu tarihte şuradan geçecekler. Bu taksi burada duracak. O adam oradan yürüyecek. O adam dua edecek. Kesinlikle. Peki kritik soru şu. Acaba o adam bize mi dua etti, kendine mi dua etti? Kendine de dua etti, size de dua etti. Belki o adamın ihtiyacı var bu duaya. Belki bizim ihtiyacımız var. Bir şiir okuyayım. Peşinden bir türkü söyle de bir keyfimiz gelsin abi. Olur mu? Hicran destanını kendinden oku. Mecnun'dan duyup da rivayet etme. Aşkın Leyla'sını gördünse söyle. Söz temsili duyup hikayet etme. Yüz bin Leyla doğar alemde her gün. Senin aradığın zevk, safa, düğün. Tutacağın işi önceden düşün. Daha ilk adımda nedamet etme. Sevdanın oduna pek güvenilmez. Tutuşursan eğer kolay sönülmez. Bu yolun hükmüdür, geri dönülmez. Canına kıymazsan seyahat etme. İyi bak kabına olmasın delik, boşuna taşırsın gider gündelik. Anında ölmeli ettiğin iyilik. Alem duysun diye inayet etme. Kâbe'den maksadın varmaktır yara. Kör gibi tapınma kuru duvara. Hızır'ı ararsan kendinde ara. Bulamadım gibi rezalet etme. Muhabbet herkesin aklını çelmez. Gönül viranesi kolay düzelmez. Alemden çekinme, bir zarar gelmez. Sen kendi kendine ihanet etme. Şen şatır gönlüne hicran dolmasın. Gençliğin gülşeni gamla solmasın. Neyzen gibi aklın yarda olmasın. Özründen çok büyük kabahat etme. Ağlayacaktım okurken. Ağlayacaktım okurken. Allah Allah. Hüznüm beni de sardı var ya. Allah'ım. Sorma ya. Oku da ağlayalım oğlum. Artık yaşadım hazan mevsimi. Dökülmüşüm beni böyle kabul et.
Etten kemiktenim çınar değilim. Yıkılmışım beni böyle kabul et. Etten kemiktenim çınar değilim. Bükülmüşüm beni böyle kabul et. Sürura huzura keyfe neşeye. Uzağım dünyaya dair her şeye. Durgun gönlümdeki iz ve köşeye. Çekilmişim beni böyle kabul et. Sürura huzura keyfe neşeye. Uzağım dünyaya dair her şeye. Durgun gönlümde giremedim ya. Hayır, ne yapacak? Huzur olay. Ya abi alttan bir ses gelir yani. O diki sen yapar mısın? Ben okuyayım da o diki sen mi yap abi? Bak, tam oradan alttan sen girdin mi? Güzel olacak. Hadi bir yapalım. Bak. Nasıl da abi, sürura, huzura, zevke, neşeye mi? Ya eser güme gitti. Sürura, huzura, zevke, neşeye. Uzağım dünyaya dair her şeye. Garip gönlümdeki iz ve köşeye. Çekilmişim beni böyle kabul et. Bunu yapacaktık, yapamadık oğlum, niye gülüyorsunuz işte. Geçen ilk programdan sonra çocuğun biri yazmış, gördün mü onu? Buradan selam olsun ona da, yorumlara diyor ki, ben diyor küçükken çok eskiden ikisini aynı kişi zannediyordum diyor. Şeyi anlatsana. Asansördeki mi? Asansördeki miydi? Abi nerede gelmedi ki? Nasıl bu asansördeki? Şeyde, öbür taraftayız, 19. kata çıkacağım, asansörün girişinde bir çocuk, vay dedi, abi ben sizi çok seviyorum dedi. Eyvallah kardeşim dedim, Allah da sizi sevsin falan. Beraber asansöre bindik, çıkarken, ya abi dedi, hayranız senin dedi ya. Yıllardır dedi, o kadar çok seviyoruz o kadar. Allah razı olsun kardeşim dedim. Ama böyle tevatür muhabbet falan. Abi bir fotoğraf çektirebilir miyiz falan. Asansör çıkıyor bu arada yukarı. 5, 7, 9 falan. Fotoğrafı da çektiriyor. Bir tane daha abi. Al kardeşim, aldı. Mesela 17. katta inecek, ben de 19'a çıkıyorum. 17. kata geldik, fotoğraf çektik. Abi dedi, şimdi ofisteki çocuklara Uğur Işırak'la fotoğraf çektirdim diyeceğim. Hiçbiri inanmayacak dedi. Kardeş bir dakika diyeceğim de asansör kapandı gitti. İnanmazlar tabii lan, Uğur Işırak'la fotoğraf çektirmedik ki. Bedirhan'a benzetiyordu ya sesten dolayı. Bedirhan Bey. Efendim diyorum, Allah razı olsun, bütün Ramazan sizi izledik diyor. Size çok dua ediyoruz diyor, ailece dua ediyoruz Bedirhan Bey. Abi iş yaptın mı böyle yapacaksın. Bir program yapacaksın. Bedirhan Gökçü'ye dua edecekler ailesiyle beraber. Yarışma programı vardı, çocuğun adını hatırlamıyorum. Bu popstarların ilk çıktığı dönemler. Çocuk Tarkan'a çok benziyordu. Sima olarak da benziyordu. Hal ve hareket olarak da benziyordu. Ses olarak da benziyordu. Şimdi öyle zannediyorum ki çocukken Tarkan'ı çok seviyordu. Ondan sonra büyüdü. Sesini de ona benzetti. Yani hal, hareket artık öyle bir noktaya gelmiş, sima benziyordu. Eyvallah. Suret benziyordu. Eyvallah. Yani işte siretin surete dönüşmesi mevzu falan. Yani o kadar hemhal olmuş, o kadar aynileşmiş ki sureten bile neredeyse Tarkan'da çocuk. Peki yönetmenim, çek. Şimdi bu profili görüp de bu adam Fatih Sultan Mehmet'i çok seviyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diyebiliriz. Ben sahnede... Adam oradan bakmıyor. Adam oradan bakmıyor. Yani seven oradan bakmıyor. Sen göze odaklanıyor, gözün içinde benzerliği görüyor belki de. Yani sureten benzemesek bile çok önemli değil. Biz çünkü konuştuğumuz insanın neresiyle muhatabız? Genelde gözüyle muhatabız. Göz bize bir şekil sunuyor. Gözünde görüyoruz biz asıl gerçeği. Yani o siret dediğimiz şeyi de göz bebeğinden içeri doğru bakarak görüyoruz. Şu anda beden dediğimiz hadise tamamen beynin bir yorumlaması. Bugün nörobilimciler aynı şeyi söylüyor zaten. Yani diyor, şu anda gördüğümüz her eşya beynin bir yorumudur diyor. Şu eşyayı aynı görmüyoruz aslında. Şuradaki dekoru aynı görmüyoruz. Ben farklı görüyorum, sen farklı görüyorsun. 5 milyar insan gelse baksa hepsi ayrı ayrı görecek. Ama bir ispat mekanizması yok. Yok.
İnsan birbiriyle konuşurken istediği kadar gözüne baksın. Göze bu arada mert insanlar bakarmış biliyor musun? Namert gözünü kaçırırmış konu. Doğrudur. Biz kız istemeye giderken bana dediler ki önceden haber geldi. Bak kayınpeder göze bakarak konuşanı çok sever dediler. Ben adamla şöyle konuştum. İyi Allah'a şükür sizden ne var ne yok. Hamdolsun. Yani gözümün arasına örümcek ağ yapar öyle. Hiç kırpılmıyor böyle. Allah razı olsun iyiyiz baba. Şükür. O bazen mahcubiyetten dolayı da bakmayabilir. Bak, bazı kaçar bazen. Ha, bazı insanlar gözlerini çeker. O da mahcubiyettindir. Namertliğinden değil yani. Çünkü bakamaz. Hakikaten çok saygı değer, mana, makam olarak, manevi makam olarak üst derecelerde bir insanın yanına geldiğinde ben de bakamam. Yani öyle bir insanın zaten gözüne, bakılmaz he, abi. Zaten bakılmaz. Adaba terstir, mugayirdir. Dolayısıyla gözünü çekersin. Bu da bir... Göz çekmek bir de mahcubiyetten kaynaklanır yani sadece namertlikten değil. Fakat gözler yani adamla konuşuyorsun gözler felfecir okuyor böyle. O bir, da ayrı bir gözü. Diyorsun ki tamam bunda bir sıkıntı var. Bir sıkıntı diyeceğim var. Şu normal zamanlarda birbirimize bakıyoruz. İstediğin kadar göze bak. Gözü destekleyen unsurlar var yüzde. Yanaklar var, dudak var, burun var, mimik var, sakal var, o var, bu var. Abi şu maske var ya bak. Evet. Bunu taktığın anda insanlar gözden ibaret kaldı. Pandeminin başından beri. Ben bazı insanların gözlerine bakarken ürküyorum abi. Bildiğin ürküyorum. Karanlık var gözde. Maskeliyken. Maskeliyken. Şimdi maskeyi çıkarttığı anda mimiğiyle, jestiyle, tebessümüyle, dudağındaki kıvrımla, bibişiyle filan onu perdeleyebiliyor. Evet. Karanlığı perdeliyor. Ama şunu taktığı anda insan neyse oluyor abi. Bak, maskeyi taktığı anda insan yüzündeki maskeyi çıkartıyor aslında. Çocukların gözlerine bak. Işıl ışıl, pırıl pırıl, deniz gibi dalarsın. Vallahi bazı, ya çok yakın tanıdığım insanların bile bazısını maskeli görmekten hoşlanmıyorum. Allah abi. Allah. Bak denemesi bedava, bunu bir yap. O maskeyi takınca gözlerde ışıltı mı var, muhabbet mi var? Ne var? Keduret mi var, safa mı var? Hinlik mi var, dostluk mu var? Ben bir güzellik görüyorum şu anda. Kendine güvenmesen takmazdı zaten. Ya, böyle. Bu tür programlarda böyle entelektüel atıflarda bulununca iyi oluyormuş. Doğru mu Orhancığım? Üstad Shakespeare diyor ki Macbeth'te, Lady Macbeth'e söyletiyor bunu. Kocasına dönüp beyim diyor yüzüm bir kitaptır okumasını bilene. Çok tatlı bir ifade. Recep Çavdar teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Orhan şimdi ilk bölümde dedi ki Serdar abi de yaptı bizi de kahve dövücüsünün hınk deyicisi yaptı dedi. Evet. Bak an gelir o bile olamaz. Yani bize kahve dövücüsünün hınk deyicisi mi yok? Var bak Allah Orhan'ı alır Recep'i verir yani. Şimdi demin o türküde ben dik çıkmaya çalıştım ya, olmadı. Bazı insanda müzik kulağı olmayınca olmuyor herhalde. Yani iyi okuyamayan bir adam bir şekilde iyi okur. Sesi güzel kullanamayan adam bir şekilde sesini kullanır. Kullanabilecek hale gelir ve dinletecek hale de gelir. Ama hepsinden önemli olan bir şey daha var. Ritim duygusu. Eyvallah. Bu sonradan kazanılacak bir şey değil. Yani kazanırsın, biraz eğitebilirsin kendini ama... Ben de ritim duygusu var mı yok mu? Nasıl anlarız abi? Mesela elinle ritim çalabilir misin? Çalarım. Oldu mu? Şimdi az önceki eseri ben okuyacağım. Sen elinle eşlik edeceksin. Nasıl? Durgun gönlümdeki izbe köşeye. Tamam, yapalım. Durgun gönlümdeki izbe köşeye... Yok, kötü. Nasıl kötü? Sen bir eşlik et abi, nasıl yapacağız? Söyle. Durgun gönlümdeki izbe köşeye çekilmişim beni böyle kabul et. Şimdi sen okutuyor. Sen bir okusan abi, şu dike çıkma işini yapmak istiyorum ya. Ben yanlış yerde dike çıktım, onun için olmadı. Hakikaten sen kafayı taktın oraya. Bir yapabilmek istiyorum ya. Durgun gönlümdeki izbe köşeye çekilmişim beni. Tekrar edeceğim. Böyle kabul et. Tekrar. Durgun gönlüm... Olmadı, geliyor. Başka bir ses oldu. Aslında ben bayağı bir pes girdim. Rahat tamam. Girebiliriz. Durgun gönlümdeki izbe köşeye çekilmişim beni böyle kabul et. Çalışanların mı? Evet, tabii tabii. Bir de sonunda böyle bir yaparlar. Bir ses çıkar. Alkışı çok almak için değil mi o? Tabii tabii. Sesin o Davudi tonu var ya, daha doğrusu biz ona bariton deriz, bas bariton deriz falan. O sesin ayrı bir ahengi vardır. Mesela biz şu anda şurada konuşsak, konuştuğumuz sesten sürekli tiz frekanslı bir ses olsa. Nasıl yani? Mesela bu şekildeydi, bağırarak konuş. Nasıl yani? Ya işte öyle.
diye böyle devam etsek izleyici ne kadar tahammül edebilir bize? Orhan hep böyle konuşuyor. Yani izleyici bize 3 dakika tahammül eder. 3 dakikadan sonra Allah belanızı versin lan der, kanal değiştirir. Yani muhabbet tonu bağıran bir ton değildir. Muhabbet tonu sesin bütün ayrıntılarıyla, bütün frekanslarıyla kendisini belli ettiği bir tondur. Pes tondur, Davudi tondur. Her meselede böyle değil mi? Adam mesela delikanlı, tavrı delikanlı. Arada bir tepki koyuyor, bir dakika diyorsun. Ama sürekli bu tepkiyi koyan bir adam haline gelince o delikanlı tavır alelâdeleşiyor ve seni irrite eden bir şey haline geliyor. Evet. Evet. Halim Selim bir adam düşün abi. Oturuyor evet. Böyle. Ya olur diyor. Öyle de olur. Böyle de olur falan. Bu adam, bu Halim Selim ton bir gün böyle şey yapsa dese ürkersin. Ürkersin. Ama sürekli karşıdaki böyle yeter yani. Her şey tadında güzel. Konuşurken de böyle insicamlı konuşmak, Türkçeyi katletmemek, sesi katletmemek, tonu katletmemek, karşıdakinin kulağını da katletmemek yani. O ahenk. Tuğrul Baba'yı konuştuk mesela. Evet. Ömer Tuğrul İnançar. Evet. Selam olsun. Büyük hatip. Büyük hatip. Konuştuğu vakit böyle dinliyorsun yani. Evet. Ahenge kaptırıyorsun kendini. Şimdi gelirken dinledim Tuğrul Hoca'yı. Hakikaten çok keyifle dinledim. Şimdi bilgi var mı? Var. Genel kültür? Var. Söyledikleri aklıma hitap etti mi? Evet. Ama bunların tamamı %10'unu, %20'sini falan teşkil ediyor benim etkilenmemin. Peki %80'i ne? Kalbi. Kalbine hitap ediyor. Estağfurullah Uğurcuğum. O tonu duymak bile, oradaki o samimiyeti hissetmek bile seni rahatlatıyor. Bazen Tuğrul Efendi'nin taklidini yaparım. Kendisine de yaparım. Ankara'ya gidiyoruz Ramazan'da. Yol üzerinde bir tesiste durduk. Ağaçlar var. Bir tane ağaç da hastalıklı bir ağaç. Hastalıklı ağaç diğer ağaca dalı değmiş. Deyince ona da hastalık bulaştırmaya başlamış. Ona da geçiyor. Baktı böyle dedi ki bu ağaç hastalıklı dedi. Onu dedi bu da salar yapsalar dedi öbürüne geçmeyecek falan. Efendim insan da böyle değil mi dedim. Mukallit. Dinime küfreden Müslüman bari olsa dedim. Karşılıklı iki Tuğrul Hoca konuşuyor. Tuğrul Baba candır, buradan selam olsun. Şimdi konuşma deyince bir şey aklıma geldi. Mesela ses tonu. Ya bu işlerin bir de nasip tarafı var be abi. Öyle. Şimdi İbrahim Tatlıses'in sesinden sesi 1000 kat daha güzel. Urfa dağlarında onlarca çoban vardır da ya denk düşmemiştir. O inşaata gelmemiştir. O prodüktörle tanışmamıştır. Allah nasip etmeyecek. Bir yerde karşıda bir semtte otururken bir zaman bir garson geldi, hatırlar mısın abi? Evet. Oturduk kahveci. Evet evet evet. Ne alırdınız efendim dedi. Bir dakika dedik ya, bir dakika hani bir şey alırız da. Yani sesi ben daha sonra bu hadiseyi anlatırken şöyle tarif ettim. Uğur Işılak, İbrahim Sadri, Serdar Tuncer, Bedirhan Gökçe hepsinin sesini moleküllerine ayır. Hepsinin en güzel taraflarını al. Harmanla ortaya yani. Bir ses yap, bu çocuğun sesi kadar olur. Ama çocuk garson. Hatta uğraştık onunla, gitsin radyoda eğitim alsın falan filan diye arkasını getiremedi. Bu işlerin bir de nasip tarafı var. Buradan şöyle bir şey de çıkıyor mu abi? Hani bir kabiliyetin var, ondan dolayı insanların önüne çıktın, alkış alıyorsun, belki para kazanıyorsun, belki meşhur oldun. Demek ki bu benim kabiliyetim. Çünkü o kabiliyete sahip olup da Allah'ın o imkanı vermediği binlerce insan var. Senden daha kabiliyetliler var. Kesinlikle öyle. Bu bir nasip işi, bu bir niyet işi aynı zamanda yalnız. Yani niyeti de halis tutmak lazım. Ben her zaman söylüyorum, niyetini halis tut, zamanlamayla kader ilgilenir diyorum. İnsan niyetini halis tutarsa... Çok güzel, niyetini halis tut. Zamanlamayla kader ilgilenir. Kader zaten zamanlamayla ilgilenmek. Yani kaderin işi bu. Kahveyi de döverim, hınkı da derim. Eskiler bu işi çözmüşler. Birisinin herhangi bir kabiliyeti varsa o kişi şöyle düşünürmüş. Bu bana bir ihsan-ı haktır. Yani Mevla'nın bir emanetidir. Ve peşinden şu düşünce geliyor. Bu emaneti zayi etmemem lazım. Hayırda kullanmam lazım. Geliştirip, büyütüp hizmet vesilesi kılmam lazım. İşin ikinci tarafı da şu. Ahali de bakarmış ki birinde bir kabiliyet var. Dermiş ki bu çocukta Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanı var. Onu geliştirmesine yardımcı olalım. Ona hizmetkar olalım. Ümmete, devlete, millete bu çocuk hizmet etsin. Şimdiki çağda birinde bir kabiliyet varsa ben buldum diyor. O öyle diyor. Bu benim diyor. Bende var. Başkası. Ahali de şöyle diyor. Kabiliyet mi ondaki de diyor. Ne kabiliyeti? Onda kabiliyet ne arasın diyor. İkisi haset de ediyor, fesat yani. Ediyor. İkisi de problem. Şimdi iki tür insan var. Bir hakikaten her şeyi ihsanı hak gören. Bir de kendi gücüne, kendi kabiliyetine inanıp kendinden bilen diyelim yani bu durumda. İşte ben tırnaklarımla kazıyarak geldim diyor. Eyvallah. Ben yaptım. Ben buldum. Öyle yapmasaydım, şuna bu emri vermeseydim, işte burada şu zorluğa katlanmasaydım bunlar olmayacaktı diyor. Şimdi... Bu bir yaklaşım ve bunlardan çok sıkça görürüz etrafımızda. Bu tarz insanlar kendi kendilerini koruyacaklarına inanırlar. Kendi kendilerine yükseleceklerine inanırlar. Kendi kabiliyetlerini kendileri geliştirdiklerine inanırlar. Sanki hakla aralarındaki münasebette şöyle gelişir diye bir his var içimde.
Bu sadece bir hissiyat yani, başka hiçbir şey değil. Öyle mi diyor sanki Yaradan? Eyvallah. Hepsini sen mi yaptın? Buyur. Sen kendini koru. Hadi bakayım. Kendi kendine yüksel. Bir tarafta da her şey ihsanı hak bilen birini düşünelim. Kabiliyet mi? Bana ait değil, o ihsan etti. Biz de iyi kötü işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buralara gelmek mi? Nasip oldu ya işte, kader yani. Bir şekilde önümüze imkanlar çıktı, fırsatlar çıktı, Allah çıkardı. Biz de onu değerlendirdik. O oldu işte ya. Veren de o, alan da o, alan da o, veren de o falan. Hep bu modda. Bir taraf kendine çok güvendiği için adeta Yaradan ona diyor ki, tamam artık sen kendi kendini koru. Gizli bir meydan okuyuş var orada. Evet, gizli bir meydan okuyuş var. Hak da ona diyor, al diyor. Sen benim yardımıma falan ihtiyacın yok herhalde diyor. Buyur diyor, ne yaparsan yap. Adam sadece kendini korumak için, sadece mevcudunu korumak için, kariyerini korumak için, kalbi o kadar meşgul, zihni o kadar meşgul oluyor ki her başarı onun için bir zulüm adeta. Her başarı onun için bir rahatsızlık adeta. Çünkü kafa hiç sükun bulmuyor, kalp hiç sükun bulmuyor. Hep böyle bir problemlerle bunlar buluşmak gibi abi, bir rahatsızlık hem var. Hem yaşarken sıkıntı çekerler, hem de yolun sonuna gelmeden Allah çeker bir alır. Alır. Sen mi buldun? Hadi bakayım diyor. Almasa bile o hayatı zehir zıkkım etmiştir zaten kendini. Diğerinde ise kendini havale etmiş ya. Ya işler tıkır tıkır yürür. Ve kalbi her zaman sükun içindedir o tipin. Yani. Oğlum ne uyarıp duruyorsun? Neşenin kepek sorunu var ya. Mevzu bundan ibaret. Orada da gizli bir tevekkül var. Ha, tevekkül ehli olan da kendini hakka bırakmıştır. Her şeyi ondan bilir ve Cenab-ı Hak onu korur. Tehlikelerden de bak, korur. Şimdi bak mevzu çok tatlı bir yere geldi. Bak şimdi gençler yanaşın. Bekar gençler. Gel 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 yaklaş yaklaş. Yaklaş az daha yaklaş. Evlilikte de bu var. Birisine aşık oldun. Israr ettin. Dedin ki ben bununla evleneceğim. Bunu istiyorum plan. Kader de o olmasın diye yolu habire sağa çekiyor, sola çekiyor, öbür tarafa çekiyor. Annen karşı çıkıyor, baban olmaz diyor filan. Bastırırsın dersin bu olacak. Onu istiyorum. Burada gizliden gizliye Cenab-ı Hakk'a şöyle bir deyiş var. Diyor ki Allah'ım ben baktım yarattığın kadınlar arasında. Yani benim anlaşabileceğim, beni mutlu edecek ben bunu buldum diyor. Cenab-ı Hak da her hamleyle beraber diyor ki ya bak bu değil, bu değil, bu değil. Ama ısrar etti ya, veriyor. Verdikten sonra da diyor ki hadi bakayım diyor. Hani sen buldun ya bunu diyor. Bu en iyisi diye diyor. Hadi bakayım. Öne ardı çile. Öbüründe anne diyor ki oğlum sana bir kızı layık gördük diyor. Anneciğim bilemedim ki diyor. Bir görsen de diyor. Hani usulen bir görsen falan. Delikanlı gidiyor görüyor. Ya olur inşallah diyor. Anne siz de tamam diyorsanız tamam. Bu önemli bir söz. Diyor ki yolcu gözüyle at, bekar gözüyle avrat alınmaz. Bilene danış. Öbüründe de anne öyle istedi ya. Allah da emretmiş ya. Peygamberin de sünneti ya. Çocuk diyor ki tamam o olsun. Allah diyor ki ya sen bana tevekkül ettin diyor. Atıyor araya muhabbeti. Başlıyor sevdirmeye falan filan. Sevgili usulü aşkta gizliden bir meydan okuyuş var evliliğe yürüyürken. Diğerinde görücü usulü evlilikte gizliden bir tevekkül var. Biri bedel ödetiyor, öbürü muhabbete dönüşüyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Gençler unutmayın bak. Abinize kulak ver. Hani böyle anlatınca da herhalde Serdar abi böyle bir şey yaşadı. Yoksa lan insan bunlar nereden bilecek falan. Demeyin. Yaşamak gerekmiyor bazı şey. Hani ben size ölümü de anlatırım. Gönül birine meftun olmuşsa ondan başkasını gözü görmez. Hani bir söz var ya, her duanın kabulü insanın belası için kafidir diyor. Çok güzel. Şimdi hakikaten kişi duayla belasını da istemiş olur çok ısrar ederse. Olmuyor, olmuyor, olmuyor ama o ısrar ediyor. Bu bela da gelebilir karşılığında. Şimdi gençler diyorsun, tavsiyelerde bulunuyorsun da fakat gönül birine meftun olmuşsa çok sarmıyor. Bitirirken şu şeyi bir daha versen abi. Ne? Garip gönüldeki izbe köşe. Bir deneyeceğim ya. Ya boş ver. Yaptık ya az önce. Yok olmadı, bir daha bir yapalım, içmesin. Dur bak şimdi buraya girmeyelim kayda. İlk önce prova edelim, ondan sonra sağlam girmiş ol yani. Tamam. Üçüncü de bari olsun ya. Durgun gönlümdeki durgun... Yok buraya girmeyeceğim. Öbürüne ya. Gireceğim. Hangisine? Çekilmişim. Orada daha kolay. Durgun gönlümdeki izbe köşeye çekilmişim beni böyle kabul et. Çalışanlar mı?